Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde PowerPoint dosyasını PDF olarak nasıl çıktı alacağımızı göreceğiz. Bu çıktı formatları için, terbiyesi için ayrı video hazırlıyorum. Çünkü videolarda genel olduğu zaman kullanıcılara dikkat dağılıyor. Spesifik video hazırladığımız zaman kullanıcılar için, izleyicilerimiz için çok daha faydalı oluyor. Çok kısa olmasına rağmen neden böyle ayrı ayrı video hazırladınız diye soracağınızı düşünerek şimdiden bunun cevabını veriyorum. PowerPoint dosyamızda yine dosya menüsüne tıklıyoruz. Farklı kalite seçeneğine tıklıyoruz. Buradan PDF'yi bulacağız. Gördüğünüz gibi 4. sırada PDF'yi işaretledik. Eğer slide'ınızın boyutu çok fazlaysa, yani çok fazladan kastım çok fazla slide içerisinde olması çok bir şey ifade etmiyor. Çok aşırı resim kullanıyorsanız, resimlerin özne nitelikleri farklıysa, yani yüksek boyutlu resimler kullanıyorsanız doğal olarak dosyanız şişecektir. PDF aktarırken de bu dosyalar aynı şekilde aktarılacağı için çok büyük boyutlu dosyalara ulaşacak. Yani yüzlerce megabayt. Bunu da mail yoluyla aktarma sıkıntı yaratabilecek. İlk önce normal olarak kaydedeceğiz. Daha sonra ufak bir ayar diye ayarını değiştirerek aynı şekilde PDF formatına çıktıracağız. Normal kaydımızı yapıyoruz. Hemen boyutlandırmalarına da bakacağız PDF'ye yaptıktan sonra. Şu anda PDF dosyamız hazır. Teknolojik yardım PDF olarak oluşturdu. Hemen yanına, dosyamızın yanına oluşturuyor bu dosyaları. Herhangi bir problem yok. Aynı görüntü kalitesinde bize sonucu verdi. Güzel bir yanı, yani düşünmüş olmaları güzel. İndeks sayfamızdaki linkleme yapmıştık hatırlarsanız önceki derslerimizde. Bu linklemeleri burada da aynen aktarıldığını görebilirsiniz. Tıkladığınızda oraya geçişler yapacaktır. Tabii şu anda bir takıldı. Ha, onu da gösterelim. Gördüğünüz gibi 3. bölüme otomatikman geçiyor. PDF dosyamızın normal dosya boyutumuza bakalım önce. Çıktıyı almadan önceki boyutumuz 1.5 MB. PDF dosyamızın boyutuna bakalım. 445 KB. Sıkıştırarak kaydedeceğiz şimdi bir de. Bakalım onun boyutu ne kadar olacak. Farklı kaydetliyorum yine aynı şekilde. PDF'yi yine seçiyorum. Bir değişiklik yok. En küçük boyutta yayınla seçeneği seçiyorum. İsmini farklı kaydedelim. Bu sefer 2 diyelim. Bakalım nasıl bir sonuçla karşılaşacağız. Daha önce denemedim. Ben de sizinle beraber göreceğim şimdi. Görüntü kalitesinde bir değişme olmamış gibi duruyor. Boyutuna bakalım. 280 KB'a düştü bu sefer. Resim kalitelerini biraz düşürdü ama gözle görülebilecek bir fark ben en azından seçemedim. De illaki teknik anlamda farklılık vardır. Dediğim gibi ikinci seçenekten seçerseniz şu an için herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Görüntümüz oldukça net bir şekilde aktarıldı. Ama farklı resimlerde sıkıntıya yol açabilir. Dediğim gibi sizin çıktı düzeyiniz önemli. Nasıl bir nereye göndereceğiniz, kendiniz kullanacaksanız çok önemli değil. Aynı düzeyle devam edebilirsiniz ama mail yoluyla bir şekilde aktaracaksanız da bu size problem yaratabilir. Çok sayfalı PowerPoint dosyalarında çok büyük boyutlara ulaşabiliyor çünkü. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.